Başbakanın parti içinde tek adam olması ve partide çok sesliliğe izin vermediği yönündeki eleştiriler muhalefet tarafından sürekli gündeme getiriliyor. Yönetimiyle ilgili alay yollu padişah tabirini kullanan muhalefet... Şimdi bakın ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp ya. Ya bu siyaset dediğimiz şey zaten sürekli bu çamur atmak üzerine kurulu. Hiç doğru bulmuyorum yani böyle şeyleri. Peki hemen soralım o zaman efendim. Yanımızda Sayın Mesut Aydın var. Başkanlık sisteminin hazırlanılan şu günlerde sürekli yapılan bir de padişahlık benzetmesi var. Siz bunun için ne diyeceksiniz? Efendim bakın, iftiradır, asılsızdır ve vallahi günahtır ya. Siz bir tarih bilimcisiniz. Biraz evet. Açar mısınız efendim? Bir kere şimdi bak Mehmet Ali Bey, tarihi... O tarihteki yaşananları kendi dönemlerine göre düşünmek ve değerlendirmek gerekiyor. Yani aksi takdirde biz hep bu hataya düşeriz. Hep bu hataya yani düşeriz. Demokratik bir rejim ile monarşik bir rejimi karşılaştırmak doğru olur. Ya yok be, nereye tutuyorsun ya? Ya padişahın yetkileri son derece sınırlı yani. Sınırlı? Evet ya. Şimdi bir kere her şeyden önce bir Şeyhülislam var ya. Sen... Padişah da olsan Şeyhülislam'dan bir izin almadan, ondan icazet alma hareket edemezsin. Böyle bir şey yok, mümkün değil yani. Ama söylediğiniz gibi o günkü Divan-ı Humayun da, bu içinde saydığınız insanların olduğu Divan-ı Humayun da bugünkü Bakanlar Kurulu gibi. Bugün de Bakanlar Kurulu var. Ya var ama. Anlıyorum yani, diyorsunuz ki. Ya evet yani aynen bak, iftira. İftira ya. Peki, çok teşekkürler katıldığınız için. Çok kısıtlı yani. Haberler devam ediyor sevgili seyirciler.